Değerli dostlarım, hepinize merhaba. Bugün Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü. 106 yıl önce emperyalist devletler Türk milletini tarihten silmek için büyük bir savaş başlatmışlardı. Şair Mehmet Akif'in dediği gibi, kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela dediği, dünyanın her tarafından insan toplamışlardı. Gelmeyeni de vurmuşlardı. Mesela Senegal'da savaşa gelmek istemeyen Senegal'li Afrika'da zencileri kurşuna dizmişlerdi zamanın İngilizleri. Hintliler gelmişti ama nereye geldiklerini bilmiyorlardı. Farklı bir şekilde biliyorlardı. Hindistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten, Singapur'dan, Endonezya'dan, Avustralya'dan, Fransızlar Afrika'nın bütün bölgelerinden insan getirmişti oraya savaşmak için. Buradaki bütün amaç Türk milletini tamamen Anadolu topraklarından söküp atmaktı. İnsanımız buna karşı durdu. Çoluğuyla çocuğuyla karşı durdu. 15 yaşındaki çocuklar bile savaşa gitti. Liseler, İstanbul'daki Tıp Fakültesi, Galatasaray Lisesi, Konya Lisesi, İzmir Lisesi, Kastamonu Lisesi, bunlar mezun veremediler bir dahaki eğitim yılında. Bu büyük fedakarlıklar yaptı. Hepsini şükranla, rahmetle yad ediyorum. Bu fedakarlık yapan insanlardan bir tanesi, isimsiz kahramanlardan bir tanesi de Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı kimdir diye bir bakalım. Seyit Onbaşı aslen Balıkesirli. Bugün Balıkesir'in Havran diye bir ilçesi var. Oralı Havran ilçesinin şu anda ismi Koca Seyit olduğu belde galiba. Oradan kendisi ve orada da vefat etti. Seyit Onbaşı'nın asıl soyadı sonradan kanuna göre Çabuk soyadını aldı. Seyit Ali Çabuk. Seyit Ali Çabuk 1912 yılında Balkan Savaşı başladığında 3 senelik askerdi. Daha sonra Çanakkale'ye gönderildi. Topçu bataryasına gönderildi. Kilitbayır'da. İngiliz gemileri bu bataryaları bombaladılar. Seyit Ali'nin bataryası da bayağı zarar gördü. Seyit Ali 3 defa deneme yapıyor bataryada. 275 kiloluk mermiyi Nideli bir erin yardımıyla 275 kiloluk mermiyi topa getirmek için uğraşıyor. 3 defa denemede birincisinde çok uzağa atıyor. İkincisinde biraz geriye atıyor. Üçüncüsünde Ocean zırhlısını vuruyor ve Ocean zırhlısı batıyor. Ocean zırhlısı battıktan sonra savaşın seyri değişiyor ve o savaştan biz galip ayrılıyoruz. Savaş bittikten sonra Seyit Ali Çavuş ne yapmış? Onu bir inceledim. O zamandaki zor şartlarda Seyit Ali Çavuş yürüyerek memleketine gitmiş. Yaklaşık 13 gün boyunca yürümüş memleketinde. Memleketine gittikten sonra evine gitmiş. Yalnız uzun yıllar askerlik yaptığı için evinden uzak, eşim evlenmiş olabilir mi diye bir gece evin etrafında saklanıyor ve eşini, çocuklarını takip ediyor. Evde eşimden başka kimse var mı, evlenmiş mi diye. Sonrasından köylülerin birisi görüyor, durumu eşine haber veriyor. Eşi de diyor ki aman yavaş yavaş çocuklarına söyleyelim. Çünkü seni tanımıyorlar. Çocukları onu tanımadılar. Seyit Ali Atatürk'ün nahiyeye gelmesinde kendisine teklif ettiği devlet sana maaş versin teklifini reddetmiştir. Ve dediği cümle şu: paşam, biz o görevi maaş için yapmadık. Biz görevimizi yaptık demiştir. 5 çocuk babası olan Seyit Onbaşı zatürreye yakalandıktan sonra